antrenmanı gibi değil. Ya öyle bir şey yok. Temassız antrenman, atlet çalıştırmıyoruz. Biz futbolcu çalıştıracağız. İlk önce atlet gibi çalışır arkadaşlarımız ama futbolda temas yok diyemezsin. İlk günler bile şey yaparlar. Tabii temaslı şekilde çalışırlar. En kötü bir topa ikisi beraber koşarlar. Ne bileyim 5-2 oynarlar. Oynayamazlar onları bile. Yani onun için antrenmanlarımız bile bizim için zor. Oyuncuları tabii ki bu ortamda hazırlamak da çok zor. Çünkü hazırlık döneminde en az 2 tane maç yapmanız gerekiyor. Hazırlık maçı. Onu da yapma şansınız bence yok gibi bir şey. Onun için hazırlıksız öyle bir maçlara çıkılacak. Dediğim gibi zamanda çok dar olduğu için biraz sıkıntılar doğurabilir yani. Hocam zihinsel olarak oyuncularınız çelik gibi olsa ki böyle bir şeyi hiçbir şekilde oyunculardan aslında bekleme hakkımız yok. Diyelim ki öyleler. Peki mevcut şartlarda fiziksel olarak bu sürece hazırlanmak ne kadar zaman alır sizce? Bu sorun değil. Yani biz onları fizik olarak hazırlarız. Çok iyi şekilde hazırlarız. Ama esas oyuncuların en büyük problemi psikolojik açıdan. Yani hepsi tedirgin, hepsi korkuyor. Kendinde olan gücü maçta yapamaz. O korkudan dolayı yapamaz yani. Bir forvet veya bir forvet bir stopere yakın gidemez. Stoper forvete yakın gidemeyebilir, korkabilir, adama girmeyebilir, kaçınabilir. Hele hele o kazara düşünsene, o arkadaşımızın bir hapşırdığını düşün forvetin. Stoper onun yanına bir daha gitmez ki. Yani kolay kolay gitmez yani. Veyahut da burnunu sildi bir şey yaptı mı gitmez. Yani onun için o kadar riskli ki bence yani oynanması çok zor yani. Oynanmaması gerekiyor risk olduğu için yani. Ha risk olmasa kesinlikle maçlarımızı çok güzel bir şekilde oynayabiliriz. Ama en küçük risk varsa bence oynamamak en akıllı iş yani. Hocam Nihat Özdemir'in ifadesindeki o şimdilik kelimesi durumun değişebileceğini, daha farklı planlamalar yapılabileceğini açıkçası bize hissettiriyor. En azından kenarda Ya böyle bir bence düşünce var. valla bence değiştirseler başka fikir söyleseler bence daha iyi. Yani şu ortamda böyle bir riskli ortamda oynanmaması gerekiyor. Çünkü biz ligin ilk en son maçını biz oynadık Antalya'da. Öyle bizden sonra iptal oldu maçların hepsi. Ben orada gördüm oyuncularımın hallerini gördüm. Hakikaten hiç kimsenin kafasında öyle futbol yoktu. Ve sonra şöyle bir şey oldu. Biz oradayken birkaç tane vaka varken maçları iptal ettik. Şimdi bir sürü vaka var. Maçları oynatmaya çalışıyoruz yani. Bu biraz tezat oluyor şey açısından. Onun için bizim yapacağımız tek şey böyle huzurlu bir ortamda oynamak. Riski olmayan veyahut da riski çok çok az olan bir ortamda oynamak bence daha faydalı. Çünkü herkese sokağa çıkmayın diyoruz. Herkese maske takın diyoruz. Herkese mesafeni koru diyoruz. Oyunculara oynayın diyoruz. Kıran kırana maç oynayın diyoruz. Yani bu biraz şey olur, ters olur yani. Hocam sizin dile getirdiğiniz ve sonrasında da aslında pek çok kesim tarafından mantıklı bulunan bir Antalya'da oynayalım ya da bir bölgede oynayalım şeklinde bir görüş vardı. Bu konuyla alakalı bir şey düşünmediklerini de Nihat Özdemir ifade etti. Yani deplasmanlı lig normal usule göre seyircisiz olarak devam edecek. Şimdilik öyle görünüyor. Siz hala bu düşüncenizin O arkasında mısınız? kesinlikle zaten öyle oynanması gerekiyor. En kötü iki şehirde ama maalesef onlar şeyi kıramıyorlar. Yayıncı kuruluşu. Yayıncı kuruluş onları mecbur tutuyor büyük ihtimalle. Zaten futbolcular için en dertli, en sıkıntılı şey deplasmanlar yani. Deplasmanlarda nerede kalacaksın, nerede yatacaksın, nasıl gideceksin. Herkes özel uçak tutamaz. Yani bir kere federasyonun bütün takıma, 18 takıma da özel uçak tutması gerekiyor yani. Birer tane uçak ayarlaması gerekiyor. Çünkü hakikaten deplasmanlar en zor deplasmanlar. Uçağımız bizim şeye inecek, Apron'a inecek. Biz ona binip gideceğiz. Şey, otobüs gelecek şeye. Alana gelecek. Alanın ta içine yani. Uçağın olduğu yere gelecek. Oradan bizi alacak gidecek. Böyle yapılması gerekiyor deplasmanlarda. Onun için o da bilmiyorum. Yaparlar mı? Yapmazlar mı? Çünkü bunun içinde çok şey var. Yani bu emniyeti iyice sağlamak için bir kere çok uğraşmak gerekiyor. Uğraşmak için de çok zaman gerekiyor. Şu anda maçlar bana göre yakın olduğu için de o zamanı da bulma şansları da yok. Onun için bazı aksaklıklar bence %100 olacak. Hele futbolda teması durdurma şansın yok. Yani mümkün değil öyle bir şey. Soyunma odaları öyle. Hele bizden önce ikincilik, üçüncülük takımları var.
Onların soyunma odaları küçücük, suyu akmaz, elektriği yanmaz. Böyle o soyunma odaları var yani. Onlarınki daha da sıkıntılı, daha da kötü şeyler yaşanabilir oralarda. Onun için yani böyle şeylerin hiç riskine girmeden bence tekrar iyi bir karar verip düşünüp iyi bir karar verilebilir yani. Mehmet Emin Uluç bizlerle beraber hocam. Senin bir sorun var mı Mehmet Emin Uluç? Yani Rıza hocam aslında sağ olsun hemfikiriz zaten. Benim aklımdan geçenlerin hepsini dile getirdi. Biz de üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Benim sağ de fikrim şu yönde. Yani atıyorum tabii hayal kuruyoruz şu anda burada. Hepsi fikir aşamasında. Olimpiyat köyü tarzında bir alan oluşturulur. Evet. Bütün takımları buraya toplarsınız. Giriş çıkışları kapatırsınız. Ancak bu şekilde. Yani şimdi hocam diyor ki özel uçak. Hadi özel uçağı ayarlayamadık yani. Bütün takımların ayarlaması mümkün değil. Türk Hava Yolları evet. Dedi ki kardeşim uçuşları iptal ettim. Ne yapacaksın o zaman? Ligi bir daha mı askıya alacağız? Yani başlatacaksan başlat bitir. Ama başlattım. Bir ay sonra bir daha askıya aldım. Bekleyin bir ay sonra bir daha başlarız. Bu olacak iş değil. Yani fiziksel anlamda futbolcular zaten dibe vuracak. Hocam yükleme yapabiliriz diyor. Ama normal yükleme kadar kolay olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü oyuncuların da kafasında bedensel olarak belli saatleri var bunların. Nedir? Normalde şu anda ligin bitmesini oynuyoruz. Son haftaları oynuyoruz değil mi? Evet. Mayıs ayındayız biz. Bu çocuklar zaten Ocak ayında yüklemelerini yaptılar mı? Yaptılar. Bir daha yükleme yapacaksın. Zaten Temmuz sonunda, Temmuz başında zaten tekrar sezon açacaklardı. Bunlar da dinlenmesi lazım. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak. Yani bugün yükleme yapıp sahaya soksak bile biz bu çocukları çok ciddi sakatlıklar da bizi bekliyor. Vallahi şunu söyleyeyim size. Siz hepsinde %100 haklısınız. Bir kere birlik beklemeyin siz. Öyle kıran kırana veyahut da böyle çok çekişmeli geçecek birlik beklemeyin. Sadece şöyle bir şey var. Bu 8 tane maç hem şampiyonu hem de düşmeyi belli edecek. Onun için biraz daha belki birazcık daha mücadele olur ama sizin dediğiniz gibi yorgun ama esas yorgun olan neresi biliyor musunuz? Bütün oyuncuların kafası yorgun. Şu anda oyuncular panik içinde. Bu maçların tarihleri açıklanınca hepsi şu anda panik içinde. Hepsi ne yapacaklarını düşünüyor. Hepsi ailesini nasıl bırakacağını, gideceğini, çoluğun çocuğunu düşünüyor. Onun için en büyük sıkıntı o. Zaten futbolcuyu fizikten ziyade yani fizik gücünden ziyade kafasındaki o soru işaretleri bitirir oyuncuyu. Yani kesinlikle bitirir. Hiçbir verim alamazsın kolay kolay oyuncudan yani. Hocam zor bir süreç hem sizler için hem oyuncular hem de belki de bizler için onu da söyleyebilirim. Ben bu işte bu süreci biz daha güzel şekilde atlatabiliriz. Yani böyle sıkıştırarak değil de böyle daha böyle iyi bir duruma geldikçe risk yavaş yavaş kalktıkça orada oynayabiliriz. Yani biz süreç zor süreç biz zor sürecin üstüne gidiyoruz iyice ki iyice daha zor olsun diye yani. Hocam dileğim ilerleyen günlerde vaka sayıları iyice azalmaya devam eder. Yani bu trendle devam ederiz ve umarım siz sahaya çıkana kadar her şey tam anlamıyla yoluna girmiş olur. İnşallah. Şu an için tek mevcut tabloda bunu söyleyebiliyoruz. Tabii. Ama yine de geçmiş değil hiçbir şey. Karar değiştirebilirler. Daha güzel şeyler yapabilirler. Onun için bir de bu işin sorumlusu kim olacak? En önemlisi o yani şimdi. Ya bu işin kesin bir karar yok. Bir de işin sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu. Orası çok önemli bak. Orası çok olarak önemli. Görünüyor. Maazallah. Maazallah. Futbol Federasyonu'yla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir değil ki. Şu anda Türkiye'nin her şeyiyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurgu ilgileniyor ve mükemmel şekilde de gidiyorlar yani. Hocam Sağlık Bakanımızın aslında bugün yapmış olduğu bir açıklama da vardı. O açıklamada net bir şekilde bundan sonrasında sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olduğunu da dile getirdi Sayın Fahrettin Koca. Evet. Bence de iyi bir şey değil o işte yani. Hı hı. Şey değil yani çünkü bizim şeye çok ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten bugüne kadar yaptığı bütün işlere ihtiyacımız var. Onların bu işin içinde olursa o işte birazcık daha iyi olur yani. Yoksa zor olabilir, sıkıntı yaşanabilir, sıkıntılar daha da büyük olabilir yani. Çünkü mükemmel bir ekip yapıldı. Mükemmel şekilde de gidiyorlar. Onun için o ekibin bence bu işin içinde olması daha önemli yani. Bakalım hocam ilerleyen günler neler getirecek. Çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Hocam.
Rıza Çalınbay'la beraberdik. Demir Grup Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay.